HDP Genç Kadın Koordinasyonu şimdi Mor Seferberliğe başlığıyla bir kampanya başlattı. Kampanya 8 Mart'a kadar sürecek. Kampanyanın startını da bugün HDP Kadıköy, İstanbul Kadıköy ilçe binasında yaptıkları açıklamada verdiler. HDP Genç Kadın Koordinasyonu 8 Mart'a kadar sürecek, şimdi Mor Seferberliğe şiarıyla düzenleyecekleri kampanyanın startını verdi. HDP Kadıköy ilçe binası önünde yapılan basın açıklamasını HDP Genç Kadın Koordinasyonu üyesi Esengül Kılıç yaptı. Bu tekçi, cinsiyetçi, eril zihniyet şüphesiz ki en çok genç kadınların yaşamını etkiliyor. İtaat etmeyeceğiz diyen Esengül Kılıç, tahakkümcü ilişkileri yıkacaklarını dile getirdi. Çünkü bu düzen... AKP, MHP faşizminin cezasızlık politikalarına dikkat çeken Esengül Kılıç, devletin bu yolla katliamları teşvik ettiğini belirtti. Biz adaleti, katilleri, tecavüzcüleri destekleyen iktidardan beklemiyoruz. Adaleti örgütlülüğümüzle sağlayacağız. Şekillendirmek istedikleri makul kadınlar olmayacağız. Başka bir dünyanın mümkün olduğuna vurgu yapan Esengül Kılıç, direniş mesajları verdi. Şimdi Mor Seferberliğe kampanyasını konuşacağız. HDP Genç Kadın Koordinasyonu'ndan Beritan Yaşar Skype hattımızda. Beritan Yaşar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Kampanyanın startını verdiniz. 8 Mart'a kadar süreceğini söylediniz. Önce bize kampanyayı kısaca anlatmanızı istiyorum doğrusu. Kampanya ile neyi amaçlıyorsunuz? Bu süre içerisinde nasıl bir eylemlilik planı önünüze koydunuz? Aslında sizlere takip ettiği gibi uzun yıllardır, yani son süreçte demeyeceğim çünkü uzun bir süre oldu. Genç kadınlar üzerinde ciddi bir özel savaş politikası yürütüyor. Nedir bu özel savaş politikası? Yani tacizle, tecavüzle, birçok buna benzer psikolojik, fiziksel, cinsel yolla genç kadınlar sindirilmeye çalışılıyor. Aslında Kürt genç kadınları daha çok iradesizleştirilmeye çalışılıyor. Ve bunu birçok yolla yapıyorlar. Bunu yaparken de gözettikleri genç kimliği, kadın kimliği ve Kürt kimliği üzerinden oluyor. Dolayısıyla buna bir refleks gösterilmesi gerekiyorsa bunun da aslında genç kadınlar cephesinden gelişmesi gerekiyor. Biz de bu çerçevede bir seferberlik ilanı gerçekleştirdik. Bu seferberliği tabii ki belki biraz geç kalınmış da bir seferberlik olabilir. Çünkü birçok katliam, birçok taciz, birçok tecavüz gelişti. Hala daha devam ediyor. Bunların önünü almak da birinci sorumluluğumuz olduğundan böyle bir seferberlik ilanına gittik. Ve tacize, tecavüze, kadın kırımına, erkek devlete karşı şimdi Mor Seferberliği diyoruz. Yani şimdi vurgusu aslında önemli. Çünkü gerçekten geç kalınmış bir durum. Artık şimdi harekete geçmek gerekiyor. Yani bu şimdi vurgusuna karşılamak gerekiyor aslında. Dolayısıyla biz de böyle bir kampanya ya da bir seferberlik ilanına gittik. Tabii bu bir örgütlenme seferberliği aslında. Kampanyanın özünde bu var. Çünkü bahsettiğimiz bu birçok politika aslında bilinçsizlikten kaynağını alıyor. İşte genç kadınların bilinçsiz olmasından kaynağını alıyor. Kendini tanımamasından kaynağını alıyor. Kimliğini tanımamasından kaynağını alıyor. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz kaynakları tükettiğimizde aslında kadının özgürleşmesi gerçekleşeceğini düşünerek böyle bir seferberliğe gittik. Bir de şunu söylemek gerekiyor aslında. AKP-MHP Faşist İttifakı kendi varlığını en çok da kadın kırımı üzerinden yürütüyor. Kadınları yok ederek, aslında kadınları iradesizleştirerek yapıyor bunu. Dolayısıyla genç kadın kimliğini bitireceğini zannederek de aslında Kürt kadın hareketini bitirmeyi hedefliyor. Bizler de genç kadınlar olarak aslında Kürt kadın hareketinin devamlı ardıları olarak bu mücadeleyi daha ileriye taşıma
iddiasında bulunuyoruz. Dolayısıyla böyle bir seferberlik ilanı yaptık. 8 Mart'a kadar çeşitli örgütlenme çalışmalarıyla devam edecek. Bu örgütlenme çalışmalarının alan sokak yansımaları olacak mı? Bunu şunun için soruyorum. Çünkü AKP-MHP rejimi aynı zamanda koronavirüs salgınını gerekçe ederek aslında her yerde bir şekliyle faşist emellerini de harekete geçiriyor. Bunu aşmaya dönük nasıl bir çaba içerisinde olacaksınız? Aslında pandemi sürecinin içerisinde de bizler elimizden geldiğince yapabildiğimiz kadar sokakları kullanmaya çalıştık. 5 kişiyle de olsa, 1 kişiyle de olsa yapabildiğimiz her türlü eylemselliği, çıkarabildiğimiz her sesi çıkarmaya çalıştık. Çünkü faşizm durmuyor. Yani kadın düşmanı politikalar durmuyor. Dolayısıyla bizim de durmamamız gerekiyor. Tabii ki bununla birlikte sokaklar zorlanacak, alanlar zorlanacak. İşte bir 8 Mart'a gidiyoruz sonuç itibariyle. 8 Mart alanları, bu belki kitlesel bir eylem olmayabilir ama hayatın, yaşamın bulunduğumuz tüm alanlarında itirazı yükseltmeye buradayız demeye gayret edeceğiz. Peki. Çok teşekkürler size. Kampanyanızda ve çalışmalarınızda başarılar dileyelim. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Evet sevgili izleyiciler, ya haberlerimize devam ediyoruz. Bugün İstanbul HDP il binasında dinleme cihazları bulunduğuna ilişkin bir basın açıklaması yapıldı. Açıklama yapan HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, "Bizim gizlemeye çalıştığımız herhangi bir suçumuz yok. Sizler gibi gizlemeye çalıştığımız kirli suç ortaklarımız da yok." diyerek konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. İl binasının çeşitli odalarında şu gördüğünüz dinleme cihazlarının bulunduğunu tespit ettik. Eş başkanlarımızın odaları, çalışma odası, kadın ve gençlik çalışma odaları ve toplantı odamızda bulundu. Bu bulunan suç aletleri esas itibariyle priz arkalarında ve lambalarda bulundu. HDP İstanbul İl Eş Başkanları Elif Bulut ve Eldar Avcı'nın da katıldığı basın toplantısında konuşan Saruhan Oluç, yasa dışı dinlemenin MİT ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmış olabileceğine vurgu yaptı. Oluç konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek yasa dışı dinlemeye ilişkin AKP'nin bu konudaki karnesini de hatırlattı. Geçmişte bizi kandırdılar dediğiniz 12 yıllık iktidar ortaklarınız vardı ya, o işte o iktidar ortaklarınızın da yöntemleri bunlardı. Siz o iktidar ortaklarınızdan, daha sonra FETÖ örgütünün yarattığınız o iktidar ortaklarınızdan bunları öğrendiniz. Bunları öğrendiniz ve uyguluyorsunuz. Biraz önce haberimizde vermiştik. Türk Devleti'nin bütçesi mecliste görüşülüyor. Bu meclisteki görüşmelerde özellikle HDP'nin konuşmasıyla teşhir olan AKP ve MHP'liler giderek de saldırgan bir tutum içerisine giriyor. Bu nedenle tartışmalar da mecliste yaşandı. Ancak onlar saldırdıkça da batmaya devam ediyorlar. Çünkü HDP'lilerin onlara verdiği yanıtlar, özellikle grup başkan vekillerinin verdiği yanıtlar, onların sefaletini de bir kez daha göz önüne çıkarıyor. 2021 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler mecliste devam ediyor. Görüşmelerde kirli siyasetlerinin teşhir edilmesinden rahatsız olan AKP ve MHP yanlılarının hedefinde ise HDP var. AKP ve MHP'lilerin dillerine doladıkları HDP'nin yerel seçim tutumuna HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç yanıt verdi. Bir meşru demokratik bir parti olarak bir seçim taktiği uyguladık. Sadece İzmir'de değil, İstanbul'da, Antalya'da, Kocaeli'nde, Aydın'da, Adana'da, Mersin'de, Yalova'da, her yerde bu seçim taktiğini uyguladı. Siz kaybınızdan dolayı o kadar hala canınız yanmış ki bu demokratik ve meşru seçim taktiğini gizli bir şeymiş gibi anlatıyorsunuz. Saruhan Oluç, belediyelere dönük saldırılara yanıt verirken halkın iradesinin gasp edildiğinin altını çizdi. O yolsuzlukçu, o yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan, o nedenle görevden almak zorunda kaldığınız kayyımları halkın iradesini gasp etmek için adadınız. Siz kayyım seversiniz. Oluç, AKP ve MHP'lilerin HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik saldırılarına da yanıt verdi. Selahattin Demirtaş, Kürt halkının yiğit evladıdır. Türkiye demokrasi güçlerinin göz bebeğidir ve demokrasi kavramı.
kahramanıdır. Sizin de siyasi rehinenizdir. Meclisteki bütçe görüşmelerinde konuşurken tutanaklara Kürtçenin bilinmeyen bir dil olarak geçirildiğini belirten HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'a dönük saldırılara ise HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş yanıt verdi. 21 Şubat 2019 tarihli tutanakta Mahmut Toğrul vekilimizin konuşmasında Dünya Ana Dil Günü sebebiyle X olarak geçmiş. Tutanakları sizinle paylaşacağım başkan. HDP Grup Başkan Vekilinin tutanakları ibraz etmesinin ardından da itirazlar sürdü. 83 milyon içinde 25 milyon yaklaşık yurttaşın ana dili Kürtçe X olarak geçiyor. Doğru. Meclis başkanının doğru değil demesi üzerine Beştaş konuşmasını Kürtçe sürdürdü. Kürtçe X olarak geçiyor. Doğru değil Sayın Beştaş. Zimane xwe diparizm, zimaneme hebunameye, zimaneme peşerojameye, zimaneme nasnamameye. HDP'lilerin daha sonra yaptıkları incelemede Meral Danış Beştaş'ın konuşmalarının bir kez daha tutanaklara bilinmeyen dil olarak kaydedildiği görüldü. Kadınlar tecavüz suçunun cezasız bırakılmaması için bugün de eylemdeydi. Eleğin Kercevs ilçesinde asker, polis ve korucuların bir kız çocuğuna yönelik tecavüz saldırısına kadınların tepkileri bugün de sürdü. Şırnak'ta HDP il binası önünde açıklama yapıldı. Her defasında açılan davaların cezasızlıkla sonuçlanmasından kaynaklı yeni istismar vakalarının yaşanmasına zemin hazırlanmaktadır. Açıklamayı okuyan HDP Merkez İlçe Eş Başkanı Zeynep Salkucak, özel savaş yöntemlerine dikkat çekti. Planlı ve sistematik bir hale dönüşen istismar vakalarının bilinçli olarak yapıldığı artık gün gibi ortadadır. Tecavüz suçunun üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Faillerin yargılanması için her platformunda dile getireceğiz ve yargı sürecinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. TCA ve HDP Kadın Meclisi Mardin'deki parti binasının önünde açıklama yaptı. HDP'li Münevver Ölker tecavüzcü sisteme karşı direneceklerini belirtti. Taciz ve tecavüzlere hayır diyoruz. Koruma, aklama, yargıla diyoruz. Bilinmelidir ki bu davanın takipçisi olacağız. Toplumun ahlaki değerlerine saldırıda bulunan sisteme karşı mücadelemizi, örgütlülüğümüzü daha çok güçlendireceğiz. Eş yaşama hakkını inşa edeceğiz. Cömert'te de HDP il binası önünde açıklama yapıldı. Açıklamayı okuyan Merkez İlçe Eş Başkanı Sinem Seven, Kercevs'teki fail erkeklerin cezalandırılmasını istedi. 8 ay boyunca tecavüz edenlerin soruşturulması nedense cezai bir yaptırımla sonuçlanmaması başlı başına bir suça ortak olmaktır. Erkek devlet şiddetine, çocuk istismarlarına, taciz ve tecavüzlere hayır diyoruz. Koruma, atlama, yargıla diyoruz. Mersin'de de HDP il binasında açıklama yapıldı. Cezasızlık politikası protesto edildi. Gercüş'teki tecavüz dünyanın neresinde olursa olsun istifa gerekçesidir. Bu haber dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bırakın açıklamayı istifa gerekçesidir. Bırakın kadınlara saldırmayı bu konuyla ilgili bütün toplumdan özür dileme gerekçesidir. Ama dünden beri valilik ve emniyet getirilen yayın yasağını çiğneyenlerle ilgili soruşturma başlatacaklarını ilan ediyor. HDP İl Eş Başkanı Gülbahar Şoför tecavüz suçunun üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Sizin suçlarınızı deşifre etmekten vazgeçmeyeceğiz. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Kadınlar tecavüze karşı Antalya'da sokağa çıktı. Gerçekte çıkan bu istismar tecavüz meselesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Er ya da geç bu kişilerin, faillerin yargı önünde cezalandırılmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Adana ve Hatay'da da kadınlar eylem yaparak iktidara aklama, koruma, yargıla diye seslendi.